Bursa'da 18. yüzyılın başlarında pamuk ipliğinden yapılan kumaşın üzerine hal denilen iplikçiler bırakılarak üretilmesiyle kadife gibi yumuşak ve dayanıklı olmasının yanında suyu emiş özelliği ve düşük maliyet gibi avantajlara sahip ilk havlu kumaş elde edildi. Üretimine başlanan yıllarda oldukça rağbet görmesiyle birlikte kadifenin dünyadaki ismi Bursa kadifesi olarak adlandırılırken havlu kumaşın adı da halk arasında havlu olarak isimlendirildi. Kara tezgah adı verilen ilkel el tezgahlarında günde 5 ila 10 arasında üretilen havluların ünü Osmanlı Devleti sınırlarına yayıldı. İngiliz kralının Osmanlı Sarayı'nı ziyareti sırasında gördüğü havluları beğenip ülkesine götürmesiyle havlu tüm dünyada bilinir hale geldi. Zamanla Bursa'ya gelen tüccarlar ve kervanlar vasıtasıyla batılı ülkelerden talepler hızla artarken bir dönem kolay bulunmadığından bulunmaz Bursa kumaşı tabiri doğdu. Bursa Ticaret Borsası kentin marka değerlerine sahip çıkmak ve yerel ürünleri korumak adına yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 3 asır önce ilk kez Bursa'da üretilen Bursa havlusu, Bursa Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. İncelemelerin ardından Bursa havlusu coğrafi işaret tescili alarak Bursa'nın tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldıkları tescille birlikte Bursa havlusunun markalaşmasında önemli bir adım attıklarını kaydeden Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı şöyle konuştu. Yani kara tezgahlarla beraber tabii Bursa havlusu dediğiniz 1800'lü yıllardan beri gelen bir el emeği, göz nuru eski kara tezgahlarda bir dokuma ile başlayan bir ürün. Bu ürünün kendi el emeği eski usul tezgahlarla dokunarak aynı ürünün bir aynı zamanda bir tarihi değeri olan bir ürün haline getirip ama aynı zamanda geçmişi hatırlanmasıyla ilgili farklı bir konsept. Evet, Bursa havluları olacak ama coğrafi işaretli Bursa havlusu bizim için ayrı bir değer ifade eden, özellikle dokumasıyla, ipliğiyle bambaşka bir ürün.